Selamun aleyküm dostlar ben Onur Çeyik. Bugün sizlerle köyden beraberim. Köy düşündüğünüz gibi tabi Antalya'ya göre soğuk. Korkuteli'ndeyim. Antalya'nın e, Korkuteli ve Bozova ilçesinde. Yayla burası. Köy yeri işte. Yani kapanmaya falan karar vermedim. Soğuktan başıma ne bulduysam onu geçirdim yani. <laughs> evet dostlar bugünkü konumuz SGK. Neden SGK? Ya şimdi... Türklerin aklı hep böyle hınzırlığa çalışır ya şöyle bir düşündüm. Ya SGK'ya prim ödeniyor uzun yıllarca. Bu primi faiziyle birlikte acaba nakada oluyor? kadar emekli maaş alınıyor? Yani karda mıyız, zararda mıyız? Yani neler yapılabilir diye yani öyle keskin zeka ile bir düşündük. Ama umduğumuzun tam tersi bir şey çıktı. E, dostlar SGK nasıl batmıyor ya? Gelin de bir bakalım yani bu SGK neden batmıyor? Bakın şimdi dostlar. Şimdi dostlarım, nasıl yaptım ben bu hesabı size anlatayım. 2009'da tabi verilere bakıyorum internete ve bu bir tanıdığımın emekli olduğu tarih ve aldığı maaş sordum. Aynen 700 lira, 650 lira o civarda bir şey alıyordum dedi. İnternetten de baktığımda o tarihte emekli maaşı 690 TL'ymiş. Şimdi dostlarım e, hesap şöyle 690 TL e, maaş alıyor adam buna ödediği prim 20 yirmi e, ne yapar e, 139 TL yapar ödenen aylık prim bakın bu şekilde yazmışım şimdi dostlar yaptığımız hesap 2009'da emekli maaşı 690 TL'ymiş. Tanıdığım bir arkadaşım var. Ona sordum. O da o civarlardan maaş alıyormuş. 650 lira, 680 lira. Evet 2009'da ilk maaşımda hatırlıyorum diyor. Ben de internetten baktığımda bunu gördüm burada dostlar. Yani körü körüne bir hesap değil. Şimdi burayı hiç karıştırmayalım. Şuraya gelelim. 139 TL biz bu maaşa sigorta primi ödüyormuşuz bu yılda. Anladınız mı dostlar? 139 TL'yi bir yılla 12 ile çarptığımızda 1683 TL yapıyor. Yani biz bu şekilde bunu son 19 yılda yani 7000 prim gününde kaç paraya ulaştığını buluyoruz. 19 yıl 4 ayda 500 TL oluyormuş bu. E tabi faizini de işliyorum ben. 6000 liranın faizini bilmem nesinin hepsinin üstüne koyuyorum. Katlamalı faiz giderek en son 500 bin TL oluyor bu. Ee, şöyle izah edeyim. Bu 500 bin TL 7 bin prim gününde oluyor. 19 sene 4 ay ve katlamalı faiz ile ve yüzde 20 artan sigorta primi ile bu da her yıl yüzde 20 artıyor. Maaş da artıyor ya yüzde 20 maaş da artıyor prim de artıyor. Ee, eşlemesini yaptım 2023'te 8815 TL Falan olabileceğini Düşündüm şeyin yani bu şekilde %20 ile giderse yakın Yani ee, verilere yakın gidiyor Bakalım 2023'te 5500 alan Vatandaş 8815 alır mı Almasa da 7500 alır Gene yakın oranlar anlıyorsunuz mu Yani bayağı yakın Tutturdum ee, 19 yıl 4 ayda yani 7003 gününde %1 faiz uygulayarak toplamda elde edilen para 500.000 TL. Peki bu 500.000 TL 19 yıl boyunca birikti. Bakın şimdi dostlar. Geliyoruz bunu şimdi maaş olarak almaya başlıyoruz. Maaşa gelelim. Emekli maaşı buradan bir başlıyor. Tamam mı dostlar? en son 17.500'e kadar geliyor bu. Yani şimdi bu 17.500'ü bu paradan düştüğümüz anda biriken 500.000'de 3 yıl falan yapıyor. Yani sen 3 yıl emekli maaşı alıyorsun. Hatta bunun aldığı faizi de yüzde 1 500 bin liranın kazandığı faizi de karşılaştırdığımızda yani üstüne katladığımız halde yani hesap ettim 500 bin liranın e, faizini mesela 17.500 TL'den düştüğümüz halde Bu yine de e, sıkıntıya giriyor dostlar. En fazla 3 yıl sürüyor. %20 ile arttığı düşünüldüğü zaman 17.500 TL yapıyor. Bu 17.500 TL'yi 500.000'den ihraç etmeye başladığımızda 500.000'de bahakada durduğunu varsayarsak yani e, 3 yıl falan sürüyor 500.000 liranın erimesi. %1 faizde kazanmaya devam etmesine rağmen yani 17.500'ü artık bunun faizi 3.000 mi 4.000 mi %1'i neyse buradaki maaştan düştüğümüz halde yani e, her yıl geçtiğinde arttığını koymadım bile 3 yılda eridiğini gördüğümde sıfıra düşüyor hesap. Yani bilmiyorum da SGK nasıl batmaz ya 7.000 iş gününde bu bir de 5.500 iş gününden emekli olanlar var. Bir de yani 45 yaşında bile emekli olanlar var. Vallahi bilemiyorum. Malül'den emekli olanlar da var. Hadi onlar az maaş alıyor diyelim. Bilemiyorum yani. Şöyle hesap ettim. Hadi diyelim çok fazla fazla hesap edelim dedim. E, %2 faiz uyguladım. Bugünkü faizler mesela %2'den gidiyor. %2'nin üstünde hatta. Ben de %2'nin üstünde bir hesap yaptım. Dedim ki %1 yetmez. %2 yapalım ve %2'de de dostlar gördüğünüz gibi 14. yılı da elimizde 1 TL şey 1 milyar kalıyor. Yani 1000 TL'ye kalıyor. Yani 14. yıl maaş alamıyoruz. Ee, para tükeniyor elimizdeki para. Ee, bunda da yüksek faiz uyguladım. Ee, i̇nternetten baktığımda bugünkü faiz mesela %24, %25 yıllık ee, aylık %2'nin gene üstünde çıkıyor. E, o şekilde faiz uyguladığımda paraya ana paraya 500 bin TL'ye e, yine de kurtarmıyor. Yani e, maaş gittikçe 12 bin lira bugün e, mesela 10 bin liradan başladığını düşündük maaşın. E, özür dilerim nerede maaş faiz maaş 12 bin 10 bin. Evet 10.000 TL'den maaşın başladığını düşündük. Evet gittikçe yüzde yirmi ile arttığını düşündük. En son 14. yılda 105 bin TL emekli maaşı aldığımıza tekabül ediyor yüzde yirmi ile gittiği anda gelen faizi de düştük bu paradan. E, faiz de gittikçe düşüyor çünkü ana para burada eridikçe aldığımız faiz de düşüyor bu durumda. Yani bu faiz mümkün değil tarihte tarihe bakınca e, faizin 20 yıllık geçmişine baktığımızda faiz %1 %0.79 aylık baz, bazdan alıyorum aylık baz yıllık da değil 0.70 0.5 %1.5 rekoru %1.5 e, 100.000 TL'ye 1300 TL verdiği zamanlar en büyük rekorlarını şu anda yaşıyor faiz. Yani bu çok abartılı bir faiz oranı uygulamama rağmen 13. yıl 14. yılda maaş alma olayı bitiyor. Şimdi yani kasadaki para bitmiş oluyor. Onca faize rağmen. Şimdi şöyle düşünelim. Bu 7000 iş gününden bahsediyoruz. Burada 5500 iş gününden emekli olanlar var. Ve bu maaşları alıyorlar. Tabii ki 5500 iş gününden emekli olan 5500 TL şu anda faiz alan tanıdıklarım, şey, e, faiz demişim özür dilerim, emekli maaş alan tanıdıklarım var. Yani demem o ki SGK nasıl batmıyor? Bunun içinde doktorların maaşı, ilaç giderleri hiçbirisi yok. Yani bilemiyorum ya o hastanenin masrafları. Bilemiyorum dostlar bilemiyorum yani şimdi adam 45 yaşında 5500 prim günüyle emekli olmuş ee, 70 yaşında aklın rahmetine kavuşan 80 yaşında aklın rahmetine kavuşan insanlar var yani bu SGK nasıl batmıyor 45 yaşında 55 65 75 yaşında ölse adam 30 yıl boyunca emekli maaşı almış oluyor ve hastanede de bakılıyor. Yani şu masrafa bakın dostlar. Bu SGK nasıl batmıyor? Bilemiyorum. Yani bilemiyorum. Evet dostlar. Varsa cevabınız yorumlarda bekleriz. SGK nasıl batmıyor?